Muslera sakatlandığı için Inaki Peña transferi olabilir mi diye sormuş ama ya devre arası için abi bir kaleci transferi gündemde yok gibi gözüküyor. Ama sezon sonunda Muslera'nın hani artık işte yollar ayrılabilir veya futbolu bırakabilir veya belki de Uruguay'a dönebilir düşünceleri olduğundan dolayı sanki böyle bir sezon sonu çalışması başlayacak gibi duruyor. Bundan önce Icardi'yle ilgili bir şey daha söyleyeyim. Bu aklıma geldi senin ifadenle beraber. Bu kadar takımda ön plana çıkıp, bu kadar güzel goller atıp, bu kadar sevgiyi yakalayıp, takımda asla ego yapmayan bir oyuncudan bahsediyor. Bu çok Evet, önemli bak. kesinlikle. Bazen mesela şu vardır. Ya geçmişte mesela Drogba, ya çok egolu. Snyder şöyle. Icardi gibi bir oyuncu nasıl zapt edersin? Hiçbir zaman takım oyunda çok hakim bir oyuncu. Icardi kadar sevilen, Icardi kadar ön planda olan bir oyuncu eğer böyle şımarık bir topusa antrenmana çıkmaz, havaya girer, herkesten farklı istekleri olur. Hiç böyle bir şey yok. Takım halinde, takım oyununu oynayabilen bir oyuncu. Bu yüzden de Galatasaray adına çok büyük bir mutluluk. Çünkü biz geçmişte ne egolu, ne kibirli, işte ne kaprisli oyuncular gördüm. Burada Icardi'ye ne kadar ayrı parantez açsak hakkıdır. Muslera konusuna geleceğimiz zaman da Iñaki Peña geçen sene geldi, önceki sene geldi, yarım sezon oynadı. Formayı alamayacağına gelir gelmez Icardi tekrar geri almıştı gitti. Iñaki Peña gelir mi? Muslera'nın olduğu yere bir daha geleceğini zannetmiyorum. Ya bir garanti vermek gerekir. Çünkü biliyor ki Muslera değil 37, 47 de olsa Muslera varsa Muslera oynar. Ben açık konuşayım. Ben Iñaki Peña'yım. Arıyorum. Galatasaray diyor ki teklif var. Muslera var mı? Var. Sezon sonunu beklerim derim. Çünkü Muslera olduğu yerde sözleşmeyi kapar. Ben Muslera'nın istemesi halinde ki istediğini duyuyorum. Bir iki yıllık daha sözleşme beklediğini biliyorum. Sezon sonunda Uruguay'a değil tercihini Türkiye'de kalmaktan yana kullanacağını düşünüyorum. Çocukları burada doğdu. O da eşiyle beraber Türkiye'yi çok seviyor. İstanbul'u çok seviyor. Türkiye'nin her yerini çok seviyor. Fırsat buldukça hani İstanbul'un çevre illerini bile gezmesini seven bir karakter. Ailesine de çok düşkün. O yüzden ben şu anda Günay Güvenç'le devam edip sezon sonunu bekleyecekler diye düşünüyorum. Iñaki Peña için bugün erken, bir başka kaleci için de erken. Muslera ile ne yapacaklarını çok merak ediyorum ama Muslera'nın kalmak istediğini biliyorum. Muslera kalmak isterse, takımda da çok sevilen bir isim. Sakatlandığı zaman görün, Günay Güvenç bile kaleye koşmadan ilk önce Muslera'nın yanına gidiyor. Muslera yok şu oyundan çıkan insan Muslera'nın yanına gidiyor. Sakatlandıktan sonra soyunma odasında futbolcular direkt Muslera'ya koşuyor. Çok sevilen bir isim. Kaptan, 12 seneyi aşkındır burada. İlk geldiği günü hatırlıyorum. Muslera'nın hatta ilk haberini yapanlardan bir tanesiydim. Evet. Ben Muslera burada kalmak istiyorum dediği sürece Galatasaray'da kredisi var. Gerçekten de var yani. 37 yaşına değil isterse 40 yaşına kadar gelsin. O kredisi var. Takım da iyi gidiyor. Kurtarışlarına devam ediyor. Kendisine iyi bakan bir oyuncu. Fiziksel olarak da kendisine çok iyi bakıyor. Bazen 37 yaşındaki kalecilerin kilo olarak baktığı zaman şey olabiliyor. Evet. Ama Galatasaray'ın bugünkü liderliğinde geçmişteki şampiyonlukta nasıl payı varsa şu anda da 11. hafta liderlik ve Avrupa maçlarında da o bu grupta olmasının Muslera'nın çok önemli payı var. Nasıl Icardi'nin payı varsa Muslera'nın da bir o kadar payı var. Evet yani ben de abi buna katılıyorum. Muslera yaşını yani özellikle fiziksel açıdan gösteren bir futbolcu değil. Hani kaleci de olsa veya işte orta sahada forvet de olsa fark etmez. Yaşını göstermeyen bir isim Muslera. Şimdi bir izleyicimizin güzel bir yorumu vardı. Mustafa Şenol yazmış ki orta alanda Torreira gibi bir oyuncu daha olsa süper olurdu demiş. Şimdi buradan aslında şuraya getireceğim. Sezon başında abi özellikle böyle birkaç tane 6 numara Galatasaray'ın gündemine gelmişti. İşte Paredes ismi konuşuldu, Vecinho yine konuşulmuştu. Birçok farklı isim konuşuldu ve şöyle bir soru işareti doğurdu bu konuşulan isimler. Yani Torreira'yla yan yana işte hoca 2-6 mı düşünüyor gibi ama hani şu anda da Kaan Ayhan tercihiyle birlikte biz şunu anladık ki hoca Okan Buruk Torreira'yı aslında 6 numara gibi değil de biraz daha o önde rakip savunmayı pres yapan, rakip savunmayı hani bozmak için oynayan bir oyuncu gibi kullanıp yanına bir tane daha güvenli oyuncu oynatmayı düşünüyormuş. Kaan Ayhan tercihiyle bunu anladık. Şimdi devre arasında özellikle Ndombele'nin de ayrılma ihtimali olduğunu düşünürsek tekrardan oraya sezon başı konuşulan isimler gibi daha güvenilir yani daha 6 numara tarzında bir oyuncu mu bekliyorsun sen yoksa biraz daha işte Sergio Oliveira gibi daha bir 8'e yatkın bir oyuncu mu? Şunu söyleyeyim ilk önce yani 2 gün öncesine kadar bütün Galatasaraylı arkadaşlarımdan maçta Mehmet Özcan'la yaptığımız yorumlarda ya Fred gibi, Şimanski gibi bir oyuncumuz olsa Galatasaray şu anda liderdi diyorduk. Evet. Onlarsız bile Galatasaray liderliğe oturdu. Hani şu anda geçmişte sezon başında ismi geçen oyunculardan
Galatasaray'ın görüştüğü oyuncular tekrardan olduğunu duyuyorum. Tabii bunu isim olarak öğrenmedim ama sezon başında almak isteyip alamadığı oyunculardan. 8 numara olmazsa olmaz Galatasaray'da. Çünkü Lucas Torreira da artık motor değil. O da bir insan. Çok yoruluyor. Aslında hem 6 hem 8 gibi oynuyor. Hatta yeri geliyor orada sol bek Abdülkerim Evet. oynuyorsa oraya yakın oynuyor. Hatta Sanchez bu hafta Nelson'a çok yardım etti. Galatasaray çok pozisyon veriyor. Verme nedenlerinden bir tanesi de aslında bu. Orada oynayan 8 numara 6 numaranın orta sahadaki o uyumsuzluğu. Yani Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın 8 numara oynaması baktığın zaman çok doğru bir şey değil. Çünkü 3 tane orada 8 numara var. Kerem Evet. Demirbay'ı hem 8 mi oynayacak 10 mu oynayacak transfer edilirken hatırlıyor musun Hatta tartışmalara? şunu ekleyeceğim abi çok kısa. Mesela Kasımpaşa maçında Galatasaray'da sahada 4 tane stoper oynuyordu. Yani Kaan'ı da aslında bir stoper gibi düşünürsek Abdülkerim, Sanchez, Nelson, Kaan Ayhan 4 stoperin aynı anda oynaması da tabii biraz belki hücum anlamında Galatasaray'ı daha kısır bir noktaya götürmüş olabilir. Orada aynen öyle. Biraz da tabii son dönemlerinde Halil de ortaya girmesiyle beraber dedim ki orta saha çorba oldu. Ve Kasımpaşa tamamen orta sahayı kullanmaya Evet. başladı fark ettiysen. Hani oradaki oyuncu değişikliğini hiç kimse anlamadı yani. Orada siz elinizde 8 numaralar var. Halil Dervişoğlu oyuna girdi. İşte Hakim Ziyech çıktı. Tete girdi gibi böyle çok böyle enteresan bir oyuncu değişikliği oldu. Zaman zaman bu oluyor. Ama Galatasaray kazandı. İşte o yüzden elindeki oyunculardan Endombele'yi sıkıştıran da oyunu atamazsan, biz bir çıtır maçı izledik mesela deplasmandaki. Orada mesela Endombele 15 dakikada dedi ki harika işler Evet, yaptı. fark yarattı. Ama Endombele hala hazır değil. Hala niye hazır değil? Okan Hoca mutlaka elinde böyle bir oyuncu varsa oynatmak istemez mi? Kaan Ayhan'a da özellikle vurgu, Kerem Demirbay'a da özellikle vurgu yapmak istiyorum. Geldiği zaman 8 mi oynarsın, 10 mu oynarsın dedikleri zaman nerede olursa oynarım demişti. 1-2 maç oynadı. Çok fazla hata yapıyor, çok fazla top kaybediyor. Kaan Ayhan mücadeleci ve hırsından dolayı Okan Hoca'nın vazgeçmediği bir isim oluyor. Ama bu hafta mesela değişebilir. Bilemiyorsun. Oynayan oyuncunun 8 numara olmaması, elindeki 3 tane 8 numaranın orada oynaması çok net. Ocak ayında ben buraya bir transfer yapacağım diyor. O da Evet. Okan Hoca'nın sezon başında istediği listelere bir bakmak lazım. O listelerde kim var, kim nerede? Ama Ocak ayındaki transferleri ya da transfer ya da transferleri mutlak direkt oynaması lazım. Bakın biz şu anda hala 11. hafta. Evet Hakim Ziyech gol attı. Evet Zaha üstüne koyarak geliyor. Tete hala hazır değil. Endombele hazır değil. Kerem Demirbay hala hazır değil. O yüzden Ocak ayında da hazır futbolcuyu bulmak çok zordur. Bak çok büyük şans. Ocak ayında çünkü takımlarında forma şansı bulamayan oyuncuları transfer edebilirsiniz. Forma şansı bulan oyuncuyu almak çok zordur direkt oynayan bir oyuncuyu. O yüzden Ocak politikasını çok merak ediyorum. Belki sezon başı son günlere kadar bekleyip alamadığı oyuncular varsa Vesino transferi yani o süreç çok acayip bir süreçti. Bir Erden Timur tarafı, bir taraftar boyutu. Uçağı bile hazırdı. Gelmedi. Ertesi gün işte döndü Endombele'ye geldi. Sanchez'e geldi. Orada güzel olan Galatasaray adına bir şey var. Sanchez transferi araya sıkıştı. Sanchez transferi de öyle oldu. Yani yıllar sonra müthiş bir stoper. Galatasaray'ın yaşı da çok genç. Hem para kazanabileceği, kalması halde de Galatasaray'a çok fayda sağlayacağı bir stoperi almış oldu. Ben bir numaraya dediğim gibi 8 numarayı koyuyorum. Hatta ve hatta belki bir tane de 6 numara lazım şeyin yanında. Evet. Çünkü Lucas Torreira'yı bu kadar oynatırsanız etten kemikten bu insan. Sakatlanabilir. Bundan ben açıkçası bir futbol sever olarak korkuyorum. Çünkü Lucas Torreira, Sacha Boey'in 20 maçlık performansları, her maç 90 dakika sahada kalmaları ve müthiş efor sarf etmeleri açıkçası bana biraz tedirgin ediyor. Onların da bazı maçlarda dinlenmesi lazım. Yani dinlenmek için de Ziraat Türkiye Kupası maçını beklemeye gerek yok. Çünkü bu milli aralar var. Milli aralarda da bunlar da zaman zaman dinlenemiyor, milli takımlarına gidiyor. Bu süreçte de alternatifleri olması lazım. Tekrar söylemek gerekirse 800 numara transferi şart. Sol bek transferi şart gözüküyor. Belki 6 numaraya bile bir transfer gözükebilir. Nelson kalırsa stopere gerek yok. Ama iskeleti bozmadan Galatasaray 2-3 tane transfer yapacak gibi gözüküyor. Kalitesi de buradan Galatasaray'ın ikinci olarak çıkıp çıkmayacağına bağlı. Bana göre ikinci çıkma şansı çok fazla. Bayern Münih maçından bir galibiyet beklemiyorum. Oradan beraberlikle çıkmak bile çok büyük şans. Ama Manchester maçını içeride kazan. Kopenhag maçının sonucunu hiç bekleme. Eğer Manchester'ı orada olduğu gibi, Old Trafford'da olduğu gibi burada Aslantepe'de Ultra Aslan'ın taraftarın o coşkulu, baskılı desteğinin karşısında galibiyetle ayrılırsan ben Kopenhag'a buradan yani gidecek olanlar turist olarak gider. Ondan sonra Galatasaray gruptan çıkmış olur.
Evet, yani Galatasaray için aslında biraz hani Şampiyonlar Ligi yolu böyle açık gibi duruyor. Tabii iyi bir futbol olursa diyelim. Abi yayının sonuna geldik. Süremiz artık bitti diyebilirim. Eklemek istediğin farklı noktalar varsa onları da dinleyebiliriz. Yoksa yavaş yavaş veda edeceğiz. Valla Galatasaraylar şu anda liderliğin tadını çıkarıyor. Genel anlamdaki yorumlar tıpkı geçen sene olduğu gibi yine bu haftalardaydı. 14-15. haftadaydı. Liderliği aldı ve sezon sonuna kadar bırakmadı. Bayern Münih maçını düşün ama Hatayspor maçından alınacak bir galibiyet Galatasaray'ı erkenden şampiyonluk planları yapmaya doğru götürebilir. Hatayspor maçı çok kritik maç. Ondan sonra bir süreçte çünkü fikstür de biraz kolaylaşıyor. Şunu Senin da rakibin ekleyeceğim abi. Hatay maçıyla alakalı. Şimdi rakibiniz ya en yakın rakibiniz Fenerbahçe'de çok önemli eksiklerle Adana Demirspor'a gidiyor. Burası da çok kritik. İşte o yüzden bunun hesabı çok net yapılıyor. Adana Demirspor 2 hafta önce bir şey söylemiştim. Fenerbahçe'de Galatasaray'da Adana Demirspor'dan 4 puan alan şampiyon olur. Hani eskiden derbi maçlara bağlıydı ya. Şu anda Adana Demirspor maçını görüyorum. Çünkü bu iki takımı da gerçekten daha maça çıkmadan rakipleriniz Fenerbahçe ve Galatasaray kadrosundan bahsediyor. Galatasaray'a karşı haddimizi bilerek oynayacağız. Bazen teknik direktörler ve yöneticiler şunu yapıyor. Galatasaray'dan puan almak istiyoruz. Tabii ki puan almak istiyorsun. Yani Galatasaray'ı yenmek istiyoruz. Başka bir şey için değil. Ama gerçekçi bir taraftan sonra maçtan sonra bakıyoruz. Galatasaray'ın kadro kalitesini zaten biliyorduk kaybettikten sonra. Fenerbahçe için de geçerli. Çok geniş bir kadroları vardı. Fenerbahçe şu anda eksikleri var. Galatasaray'ın iyi gidiyor maşallah. Hiç futbolcu sakatlanmasın. Ben futbolcunun ekmeği bu işten olduğu için kimse sakatlanmasın derim. Ama Fenerbahçe zorlu bir sıkıntılı periyoda giriyor. Galatasaray Hatayspor maçından galibiyetle ayrılırsa çok ciddi bir avantaj elde etmiş olur. Derbi maça kadar çok ciddi bir avantaj elde eder. Derbiye de avantajlı çıkar. Ondan sonra geçen sezon olduğu gibi her hafta sezon sonuna kadar şampiyonluk planlarını biraz üstüne koyarak götürür gibi geliyor. Tabii futbol bu. Çünkü Fenerbahçe'nin bu kadar istikrarlı bir giderken bu kadar sakatlığın olacağını, Trabzonspor maçında bazı hatalardan dolayı puan kaybedeceğini, Trabzonspor'un bu kadar maça iyi hazırlanacağını bilmiyordum. Hatayspor maçını ben de merakla bekliyorum. Ama Galatasaray'ın favori olduğunu söyleyebilirim. Orada Volkan Demirel iyi top oynatıyor. Hücum futbolu oynatıyor. Bayern Münih maçından dönecek olan Galatasaray'ın yorgun olacağını düşünüyor. Galatasaray Bayern Münih maçından sonra orada kalacak. Oradan Mersin'e geçecek. Hani zorlu bir süreç olacak Galatasaray için bu hafta. Çarşamba, cumartesi süreci hem yoluyla hem oradaki antrenmanlar